Sevgili dostlar, birçok kardeşimiz yine tabi soru göndermiş ve teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Dualarımız onlarla. Yalnız yine bazı yorumlarda işte biz ev alabilecek miyiz bir bakar mısınız? İşte biz araba alacak mıyız bir bakabilir misiniz? Şu o şöyle olacak mı bu be kardeşim ben geleceği bilmiyorum. Hazreti Allah bilir. Bu tip şeyler lütfen yazmayın. Tekrar söylüyorum. Geleceği Hazreti Allah bilir. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir doğru yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyü. Evet, e, bereket için sorular sorulmuş evimizde, iş yerimizde. Efendim, ev ve iş yerinde bereket için birincisi, bulunduğunuz mekanı, her köşesini çok temiz tutmanız gerekiyor. Temizlik çok önemli. İki, bulunduğunuz mekanda kötü sözler, küfür, kebair, kötü sözler söylememeniz gerekiyor. Üçüncüsü haram edilmiş şeyleri bulunduğunuz mekanlara koymamanız gerekiyor. Dördüncüsü evinizde erken kalkıp dua etmeniz, ibadet etmeniz gerekiyor. Beşincisi evinize güzel kokular güzel artık o güzel kokular derken bu misk, misk, kokusu da olabilir, gül kokusu da olabilir tarzında şeyler. Ve en önemlisinden bir tanesi de sadaka ve zekattır. Bunlar bereket getirirler. Bulundukları verilen bereket getirir. O şahıs eğer sadaka veriyorsa, zekat verirse bereket getirir. Ve ne demiştir? Veren el alan elden hayırlıdır. Bir de kafanızdaki, beyninizdeki ve ruhunuzdaki düşünceleri güzelleştirerek güzel enerji çekmeniz gerekiyor. Mutsuz, devamlı kötü düşünürseniz, işte ben kazanamayacağım, ben şunu yapamayacağım, ben bunu yapamayacağım derseniz eksi olarak o ağırlıklar sizi dibe indirir. Ama inşallahü teala Rabbimin izniyle helal yoldan güzel şeyler kazanacağız, hayırlı şeyler olacak. Rabbimin yardımı iman edenlerle birliktedir diye devamlı derseniz bu çok önemli. Bir de e, esma ül Hüsna'da er Celle Celaluhu, rızkı yaratan ve rızkı dağıtan, yarattığı her canlının rızkını veren, yaratan, rızka, rızıkları yaratan, nimetleri yaratan Celle Celaluhu isminde bol bol zikredin inşallahü teala. Ve size e, tavsiyem şudur benim, e, misafir ağırlamaktan çekinmeyin, cimriliği terk edin, israfı terk edin, orta halli her şeyin en güzelidir ve en önemlisi en önemlisi kendinizde bulunan yetenekleri küçümsemeyin. Elinizdekileri, elinizdeki imkanları küçümsemeyin. Elinizdeki imkanları da değerlendirmeye çalışın ve israf haram, israf haram, israf haram. İsraf yapmayacağız. Bol bol dua edeceğiz. Cenab ı Allah'a sığınacağız ve tekrar söylüyorum yorumlara işte biz araba alabileceğiz mi, biz ev alabileceğiz mi, kızım evlenecek mi, ben imtihanı kazanacak mıyım, işte şu edecek miyiz bir bakar mısınız diye böyle e, batıl şeyler, hurafa şeyler yazmayın bana. Çünkü geleceği Hazreti Allah bilir, ben de bir mucize yok. Ne dilersen Allah'tan dileyeceksin. İnsanlarda bir mucize yok. Peygamberler ancak mucize verilmiştir. O da o görevli, vazifeli olduğu için e, kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar. Esselamun Aleyküm.